Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sevgili dostlarım, gümüş yatırımcısını zengin edebilir. O yüzden elinde gümüş tutan arkadaşlar beni çok dikkatli bir şekilde dinlesinler. Gümüşte öyle bir seviyeler var ki buradaki formasyonun çalışması halinde gerçekten elinde gümüş tutan arkadaşları ileriki orta dönemde çok iyi bir kazanç ivmesi bekleyeceği gözükmekte. Tabii bu formasyonun çalışması durumunda gerçekleşebilecek bir durum bu. Şimdi sizlerle birlikte bu formasyonumuzun ne olduğunu ve ileriki dönemlerde hangi seviyeleri gümüşte bu formasyonun hedef haline getirebileceğini burada teknik analiz sistemini kullanarak bulmaya çalışacağız. Videomuza geçmeden önce burada anlattıklarımız hiçbir zaman bir yatırım tavsiyesi değildir. Al-sat kararlarını tamamen kendiniz vermelisiniz arkadaşlar. Bunları da bildirelim. Evet, kanalımıza bir beğeni atmayı ve videolarımızı da başka mecralarda paylaşırsanız daha fazla arkadaşın videoları görmesini sağlayabilirsiniz. Evet sevgili dostlarım, gümüşün onsuna baktığımız zaman gümüşün onsunda bir filama formasyonun olduğunu sizlerle birlikte görmekteyiz. Elinde gümüş tutan arkadaşlar ne yapmalı? Evet arkadaşlar, elinde gümüş ons veya gümüş TL olan arkadaşlar şuradaki seviyeye çok dikkat etsinler. Gümüşte artık bir dip süreci yaşanmış olabilir. O yüzden gümüşlerinize sahip çıkın arkadaşlar derim ben. Gümüşte şurada gördüğünüz alt taraftaki 25 maksimum gelebilecek dip seviyesi arkadaşlar. 25 seviyesi diyelim. Hemen burayı belirleyelim. 25-25 seviyesini. Evet, şuradaki 25 düz hesap 25 dolar diyelim biz bunu arkadaşlar. 25 dolar altında gümüşün onsunda kapanış olmaması durumunda arkadaşlar gümüş şurada gördüğünüz üçgen içerisinde bir müddet hareket edecektir. Bakın şuradaki üçgen içerisinde bir müddet hareketlerine devam edecektir ve daha sonra bu üçgenin dış kısmı yukarı yönlü kırıldığı vakit gümüş o zaman patlama evresine girecek. Gümüş sizi neden zengin edebilir? Şimdi hemen bunu teknik analizde de sizlere anlatmaya çalışacağım. Bakın arkadaşlar, artık bu seviyelerimiz gümüşün onsunda bir dip seviye olarak göze çarpmakta. Bakın şuralardan artık bu şekilde gümüşün onsu yukarı yönlü yeni tepeler oluşturarak yukarı yönlü hareketlerine devam etmekte. Şimdi bu filamanın içerisinde gümüşün onsunda hareketler aşağıda 25 dolar, yukarıda da arkadaşlar 28 dolar aralığında gitgeller yapacak. Bakın 28 dolar, aşağıda 26 dolar, yukarısı 28 dolar, aşağısı 27 dolar. Yani biz 25 ile 28 dolar arasında gümüşte sıkışma yaşayacağız arkadaşlar. Şu alanda belli bir müddet 28 dolar ile, bakın şurada 28 dolar ile 25 dolar aralığında bir sıkışma gümüşte yaşayacağız. Fakat bu sizi panikletmesin arkadaşlar. Çünkü gümüşte şurada gördüğünüz gibi çok net bir filama formasyonumuz mevcut ve bugün itibariyle buradaki filama da çok iyi ve net bir şekilde çalışmasına devam etmekte. Bu filama bozulmadığı müddetçe gümüşte şimdi vereceğim hedef sizleri gerçekten de zengin edebilir arkadaşlar. Bu gümüş formasyonu şu şekilde göstereyim size, tekrardan çizelim. Şurada alt, şurada, şimdi çok daha net anlayacaksınız. Burası 25 dolar arkadaşlar, aşağısı. Zaten bu 25 dolara çok yakın yeri test ettik. Yukarıda da artık bizler için şuradan 28 dolar seviyesi önemli olacak. Bakın gümüşte şu aralık belli bir müddet git gel şeklinde çalışacak. Yani 28-26, 27-26 gittikçe şurası daralacak. Filama formasyonunda şuradaki arkadaşlar 30 dolar biliyorsunuz bizim zirve seviyemiz. Evet, şuradaki 30 doların da yukarı yönlü
kırılmasıyla birlikte filamamızın üçgenden kırıldığı bölge. Burası artık 27'den 26'dan nereden kırılır onu tam olarak bilemiyorum. Zaman içerisinde ben de sizler için bunu takip edeceğim. Bu geniş kapsamlı bir video arkadaşlar bizler için. O yüzden çok dikkatli dinleyin. Özellikle gümüşçü arkadaşlar çok dikkatli bir şekilde dinlesinler. Burası takribi 12 dolar desek aşağı yukarısı da 30 dolar. Burada bir 18 dolarlık bir marjımız mevcut arkadaşlar. Burada gümüşün kırılım yeri de takribi olarak üçgenin hemen hemen yakınlarından bir yerlerinden kırılır arkadaşlar. Bu da 28 dolar desek 28 doların üstüne bir 18 dolar daha eklerseniz 30, 48, 46 dolarlar civarına denk gelen bir gümüşün onsuyla karşı karşıya yakın zamanlarda kalabiliriz arkadaşlar. O yüzden yakın zaman dediğim bu orta vade hedefidir. Özellikle orta vadede bu seviyeyi takip edeceğiz. Dediğim gibi şurada 28 doları takip edeceksiniz. Aşağıda 25 dolar seviyesi. Ve bunun yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte de arkadaşlar hedef gümüşün ons tarafında 46 dolar seviyesini bizlere işaret etmekte. Buradaki bayrak filama formasyonunun çalışması durumunda. Evet sevgili dostlarım, gördüğünüz gibi gümüşçilere güzel müjdeli bir haber verdik. Bu filamamızın da artık alt tarafı geçtiğimiz hafta veya bu hafta itibariyle diyelim çalışmış durumda. Artık buralar gümüş için birer dip seviyesi olarak kabul edilebilir benim nezdimde. O yüzden sizler de gümüşün özellikle ons tarafında ve gram tarafını takip ediyorsanız bu seviyeleri dikkatli bir şekilde takipte kalın. Gümüş gram takip eden arkadaşlar da burada gene gördüğümüz gibi arkadaşlar bunu onsu gümüşün de gramına ekleyecek olursak gümüşün gramında da ben de şu an grafiği mevcut değil gram olarak fakat ben bunu başka grafikte inceledim. Gümüşün gram tarafı da takribi olarak arkadaşlar yaptığımız hesaba göre gram gümüşte 12 TL'ler civarına denk gelmekte. Evet, şurada 12 TL'ler civarında denk gelmekte. Gram gümüşte ilerleyen dönemlerde bu filama formasyonunun yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte gümüş onsta zaten bunu sizlerle birlikte ben de takipteyim. Gram gümüşte 12 TL'ler civarına doğru yukarı yönlü hedefine devam edecektir. O yüzden çok dikkatli olun. Artık alt seviyeler, dip seviyeler gümüşün onsunda yaşandığını düşünmekteyim. Yukarıda dediğim gibi tekrar 28, 27, 27, 26, 25 dolarlar arasında gitgeller yaşanabilir. Fakat orta vadede filamanın üçgenin yukarıya yönlü kırılmasıyla birlikte gümüşte yukarı yönlü atakları tekrardan görmeye başlayacağız. O yüzden gümüş takip eden yatırımcı arkadaşlarıma da bu bir müjde olsun. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.